Özellikle birden fazla kamerayla canlı yayın yapanlar veya birden fazla kamerayla direkt olarak kayıt alanlar için video mikserler mükemmel birer tercih. Ve video mikser piyasasında en çok bilinen isimlerden bir tanesi de Yolalive markasının Yolabox ürünleri. Yolalive yakın zamanda Yolabox Pro'yu güncelledi ve çok daha fazla özellik ekleyerek hatta içerisinde in-stream'i de dahil ederek Yolobox Ultra'yı piyasaya çıkardı. Bu videomuzda Yolabox Pro ile Yolabox Ultra arasında ne farklar var tüm detaylarla birlikte bakacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşlarla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Yolabox Pro tüm dünyada tanınan dahili ekranlı ve hatta tablet gibi gözüken bir ürün. InStream ise birden fazla kamera kullanarak ve çok daha fazlasını yaparak Instagram, TikTok gibi dikey canlı yayın yapılan platformlarda profesyonel canlı yayın yapmanızı sağlayan bir sistem. Yolobox Ultra ise tam olarak Yolobox Pro ve Instream'in birleşmesi ve çok daha fazla özellik eklenerek ortaya çıkmış olan bir ürün diyebiliriz. Hızlıca kutu içerikleriyle başlayalım. Kutuları açtığınızda ilk önce ekran koruyucular sizi karşılıyor. Hemen altta da Yolobox'ları görebilirsiniz. Kullanım kılavuzları dışında aksesuar olarak her şey aynı. İki tane USB kablo, son derece iyi bir kolşu, kolşu sıkılığını ayarlamak için alan anahtarı ve SIM kart iğnesi kutuda yer alanlar. Burada bir fark var. YoloBox Ultra'da ekstra bir şarj soketi almanıza gerek yok çünkü 45 wattlık bir soket size ekstra bir para ödemeden sunuluyor. Pro versiyonda bu yok ve satın almanız gerekiyor. Yan yana koyduğunuzda ilk fark boyutları oluyor. Aslında ikisi de 8 inç ekran boyutlarına sahip ama kasa boyutları farklı. Pro modeli 27-129-218 mm ölçülerindeyken Ultra modeli 27.1-140-219 mm ölçülerinde. Ağırlıklar da farklı elbette. Pro 750 gramken Ultra 981 gram. Tabii ki en önemli farklar portlar. Pro'da 3 tane 1080p destekli HDMI girişi mevcut. Ultra'da ise 4 tane 4K destekli HDMI girişi var. Pro'da USB tip A portu 2.0 ve sadece bir tane iken Ultra'da hem USB 0 hem de 2 tane var. Bu portlar özellikle bonding yaparken önemli olacak. Bunun dışında iki cihazda da RJ45 portu ama Ultra'da NDI özelliği ve iki cihazda da HDMI çıkışı ama Ultra'da 4K çıkış olduğunu söyleyebiliriz. Pro'da sağ üst kısımda gördüğünüz ses ve tip C girişleri Ultra'da yok sanmayın. Sadece yerleri değişmiş ve Ultra'da alt konum alınmış. Alt kısımdaki diğer ögeler yani sim kart yuvası, SD kart yuvası ve açma kapama tuşu ise yine aynı kalmış. Pro modelinde 3 HDMI, biri tip A, diğeri tip C'den olmak üzere toplam 5 kaynaktan görüntü alabilirsiniz. Ultra'da ise 4 HDMI, ikisi tip A, bir tane tip C olmak üzere 7 kaynaktan görüntü almak mümkün olacaktır. Hatta işin içine en katarsanız sayılar giderek artacak. Teknik olarak da bazı farklar var elbette. Pro'da Snapdragon 660, Ultra'da Snapdragon 865 var. Bu da size Ultra'da 2.5 kat daha fazla hız sağlıyor. Ayrıca grafik işlemci tarafında da 4 katlık bir artış olduğunu da belirtmek gerek. Pro'da 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza varken, Ultra'da 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza var. Pro 11 mAh pile sahip ve 37 Watt saat ve 3 saatlik çalışma süresi sunuyor. Ultra 6800 mAh pile sahip olsa da 75.48 Watt saat ve 6 saatlik çalışma süresi sunuyor. En önemli özelliklerden biri de Pro tek kanal kayıt yapabiliyorken, ultra ISO kayıt yapabiliyor. Bunun detaylarını birazdan göstereceğim. İki cihazı yan yana getirip açtığınızda ekranlar arasında oldukça fark olduğunu görebilirsiniz. Pro ekranı 400 nitken Ultra'nın ekranı 650 nit parlaklığa sahip. Bu nedenle Ultra modeli size en kısıkta bile oldukça parlak bir ekran sunuyor. 650 nit oluşunun güzelliğini dışarıda yaptığınız çekimlerde ekranı çok daha rahat bir şekilde görebilecek olmanız elbette. Ultra'nın ekran parlaklığı tamamen kısıkken Pro neredeyse orta seviyeye getirildiğinde aynı etki yakalayabiliyorsunuz. Yazılımsal farklara bakmak için ekran görünümüne geçiş yapalım. Öncelikle başlangıç arayüzünde bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Aslında soldaki Live ve sağdaki monitör Pro ile benzer ama ortada yer alan Vertical sistemi direkt olarak InStream'e geçirmeye yarıyor. Bunun detaylarını da yine birazdan göstereceğim. InStream hariç aslında başlangıç kısmı aynı diyebiliriz. Sadece yerler biraz değişmiş. Ayarlara girdiğimde ilk gözüme çarpan artık SRT'nin de yer alması. SRT yani Secure Reliable Transport protokolü, gürültülü ve zayıf genel internet ağlarında düşük kaliteli video sorununu çözen yeni bir aktarım protokolü. SRT'deki amaç kayıt veri paketleri ve band genişliği dalgalanmalarını en aza indirerek, öngörülemeyen ağlar üzerinden video aktarımını optimize etmek. Kısacası SRT, daha fazla güvenlikle yüksek kaliteli ve düşük gecikmeli video akışı sunan bir sistem ve Ultra modelinde de bu protokol mevcut. Bunun dışında Ultra'da Bluetooth da var ki bunu da uygulamasıyla birlikte kullanacağız ancak Pro'da bu özellik mevcut değil. Bir de bekleme moduna girme özelliğini Ultra'da ayarlayabiliyorsunuz. Şu an için bu Pro'da mevcut değil. Şimdi öncelikle monitör moduna girip ne farklar var ona bakalım. Kaynak ekleme ile başlayalım. Pro modelinde 9 farklı kaynak ekleme mevcut. Ultra modelinde ise 14 tane. Bu 5 tane fazlalık. 4. HDMI portu, 2. USB tip A portu, NDI, SRT ve RTMP'den kaynaklanıyor. Multiview tarafında da birkaç fark olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Ultra'da sayı azalmış ama daha iyi çoklu görüş seçenekleri sunulmuş. Sağ alttaki menüler hemen hemen aynı. Sadece bazı simgelerin yerleri menü içerisinde değişmiş o kadar. Ama burada bir şey var ki bambaşka bir etki yaratıyor o da kayıt. Pro'da kayıt seçeneği olarak 720p ve 1080p sunulurken Ultra'da 720p, 1080p, 2K ve 4K kayıt seçenekleri var. Bu arada 4K'da 30p kayıt yapabiliyorsunuz. Ultra'da program ve kaynakları ayrı ayrı kayıt yapabiliyorsunuz. Yani ISO kaydı mevcut. Ancak Pro modelinde ise sadece programı kaydediyor. Pro sadece H264 yayın ve kayıt yapabiliyorken Ultra H264 ve H265 kodekleriyle yayın ve kayıt yapabiliyor. Yayın tarafında ise Pro 1080p, 720p ve 480p seçenekleri sunarken Ultra modeli 4K, 2K, 1080p, 720p ve 480p seçeneklerini bizlere sunuyor. Video çıkış ayarları tarafında da ufak tefek değişiklikler var. Önemli farklardan biri Pro'da olmayan ama Ultra'da yer alan mobil web kontrolü. Şu an için sadece Android'lerde çalışan sistemin detaylarına Yolobox Ultra detaylı incelemesinde ulaşabilirsiniz. Ultra modelinde NDI olduğunu söyledik ama bu özellik paket içinde sunulmuyor. 99 dolar alacağınız NDI lisansı ile bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Bunu sonradan almanızın sebebi ihtiyacı olmayan biri için ürünü fiyatını yükseltmek istememeler. Replay yani yeniden oynatma seçeneğinde de oldukça fazla değişiklikler var. Ultra'da ISO kayıt olduğu için istediğiniz kaynağı yeniden oynatabiliyorsunuz. Ayrıca Replay için logo, intro ve geçiş özellikleri de mevcut ki bu da size görseli çok daha iyi bir yayın sunacak. Scoreboard tarafı neredeyse aynı. Fark ise sağ üstteki minicik simge. Pro modelinde sadece bir tane şablon mevcut ve renk, yazı vesaire bunları değiştirebiliyorsunuz. Ultra modelinde ise size 5 farklı şablon sunulmuş. Ses bölümünde ultra modelinde hat girişi ve mikrofon girişi için noise reduction özelliği sunulmuş. Ancak şu an için Pro'da mevcut değil. Belki ileri de eklenebilir. Katmanlar panelinde simge görünümleri dışında hiçbir değişiklik yok. Eklenen çıkarılan bir şey yok. Canlı yayın bölümüne geçelim ve bir yayın açalım. Bakalım burada bir fark var mı? Karşımıza çıkan ilk fark platform bölümünde yer alan SRT protokolü oluyor. Bunun dışında hem Pro'da hem de Ultra'da bonding hizmetini kullanabiliyorsunuz. Bonding tarafındaki fark Pro'da Wi-Fi, Ethernet, SIM kartı ile 4G ve USB 4G modem kullanarak 4 kaynaktan kullanılabilirken Ultra'da bir tane daha 4G modem takarak 5 kaynaktan bonding yapabiliyorsunuz. Bunların dışında geri kalan her şey aynı. Ultra'nın içerisinde InStream de var demiştik. Mevcuttaki InStream ile bir fark var mı? Ona da bakalım. Tabii ki artık InStream ile karşılaştırmamız gerektiği için o tarafa doğru bir geçiş yaptık. İlk fark kaynak kısmında 4. HDMI, 2. USB, SRT, NDI ve RTMP buradaki yeni eklenen kısımlar. Ses tarafında InStream tüm kaynakları gösterirken Ultra sadece bağlı olanları gösteriyor ki kafalar karışmasın. Tabii ki yine en önemli konu Ultra'da var olan 4K kayıt yapabilme ve bunu is olarak yapabilme özelliği. Ayrıca H264 veya H265 kayıt ve yayında yapabiliyorsunuz. InStream sadece H264 kullanıyor ve en fazla 1080p kayıt ve yayın yapabiliyor. Bu arada InStream'deki uygulama ekranı tam ekran oluyordu ama ya özelliği kaldırdılar ya da ben bulamadım. Ultra modelinde ise sağ alttaki simgeye basarak ekranı tam ekran yapabiliyorsunuz. Son olarak hem in-stream'de hem de Ultra modelinde yer alan uygulama marketiyle ile dilediğiniz bir uygulama yüklemek de mümkün oluyor. Günün sonunda eğer bütçeniz yeterli ise Ultra modelini almakta fayda var diyebilirim. Pro'ya gelen güncellemeler eskiye nazaran zaman içerisinde biraz daha azalacaktır. Hatta ileri de düz yolo box'ta olduğu gibi bazı özellikleri donanım kaldırmayacağı için Pro'ya gelmeyecek ve sadece Ultra'da kullanabileceksiniz. Tabii ki ne zaman olur bilinmez. Ancak her şey yapabilen, kaydıda ISO olarak yapabilen Ultra gibi bir sistem varken bence Pro'dan ziyade Ultra almak çok daha mantıklı. Bu arada ürüne fiyat bilgisini açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Yolabox Pro ile Yolabox Ultra arasındaki farklara baktık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.